Evet, değerli izleyiciler, herkese selamlar. Tatil sezonuna girdiğimiz bu dönemlerde rotasını İzmir'e çevirenler için faydalı olacak bir video hazırladım arkadaşlar. Eğer ilk defa İzmir'e gidecekseniz bu videonun tamamını izlemeden önce karar vermemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İzmir Gezi Rehberi, nerelere gidilir, neler yapılır? Bu videonun birinci bölümünde merkezde neler yapılır, nerelere gidilir? İkinci bölümde de arkadaşlar ilçelerinde nerelere gidilir, neler yapılır bölümüne değineceğiz. Dilerseniz videomuza başlayalım. İzmir'i baştan başa gezmek için epey bir vakit harcamak gerek. Çünkü her köşesinde tarih, medeniyet ve doğal güzellikler fışkırıyor arkadaşlar. And I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. İzmir merkezde gezebileceğiniz yerlere bakalım arkadaşlar. Tabii ki birinci sırada tarihi Kemeraltı Çarşısı var. Binlerce yıldır bölgenin en önemli konumunda bulunan İzmir, sahip olduğu avantajlı limanı sayesinde ticaretin de merkezi konumunda. Geçmişte ülke içerisinde çeşitli ürünler İzmir'e getirilip buradan deniz yolu ile yurt dışına gönderilirmiş. Bu durum İzmir'i özellikle de Kemeraltı olarak adlandırılan bölgeyi ticaretin kalbi haline getiriyor. Bugün tarihi Kemeraltı Çarşısı uluslararası çapta ticari hareketliliğe sahip olsa da canlılığı hala devam ediyor. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her ürünü bulabileceğiniz çarşıya yolunuz düşerse Kızlara Ağası Hanı'nda bir fincan kahve içmeyi ihmal etmeyin. Konak'ta yer alan Kemeraltı Çarşısı'na İzmir'in her bölgesinden konak, güzergahına giden otobüs, minibüs, metro, vapur, tramvay gibi ulaşım araçlarıyla ulaşabiliyorsun arkadaşlar. İkinci sırada Smyrna Antik Kenti var değerli arkadaşlar. Agora'nın sözlük karşılığının çarşı arkadaşlar, pazar, şehir merkezi gibi kelimelerle karşılık geliyor. Ticaretin, dinin, politikanın, sanatın ve şehrin kalbi olan Agora, tanrılara sunulan adakların, heykellerin ve anıtların bulunduğu bir mekan. İzmir Agorası'nın milattan sonra 2. yüzyılda Romalılar döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor. İzmir Agorası en büyük ve günümüze kadar en sağlam gelen agoralardan. Bu tarihi mekandan çıkan eserler bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. İzmir'in adını aldığı Simira geçmişte en az Efes, Bergama, antik kentleri kadar önemli bir konumdaymış. Roma İmparatorluğu'na bağlı olan bu kent, imparatorluğun en prestijli haklarından olan imparator adına tapınak yapma hakkına tam 3 kez sahip olmuştur arkadaşlar. Üçüncü sırada İzmir Saat Kulesi var değerli arkadaşlar. İzmir'in sembolleşmiş figürlerinden olan Saat Kulesi, 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı anısına Sadrazam Mehmet Said Paşa'nın isteğiyle yaptırılmış. Kulenin mimarı ise Alman konsolosluk binasına da yapan mimar, kulenin saati Alman İmparatorluğu 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Kulenin yapım tarihinden 1901'den bu yana hiç durmayan bu saat bugün hala çalışıyor. Saat kulesine başta Esot adı verilen bir şehir içi ulaşım araçları olmak üzere Konak'a giden tüm vasıtalarla ulaşabiliyorsunuz.
Dördüncü sırada Kadife Kale var değerli arkadaşlar. İzmir Körfezi'ne hakim bir tepede yer alan Kadife Kale M.Ö. 3. yüzyılda Büyük İskender tarafından yaptırılmış. Kadife Kale zaman geçtikçe farklı uygarlıklar tarafından onarım görerek bugüne kadar gelebilmiştir. Helenistik ve Roma dönemi imzasını taşıyan surlar etrafında modern kentleşmeye rağmen tüm asaletiyle boy gösteriyor. Kale içerisinde Bizans dönemine ait sarnıç ve mescit kalıntısı mevcut. Kadife Kale ziyaretinizi girişte bulunan Kadife'de körfez manzarasını izlerken yudumladığınız çayınızla taçlandırabilirsiniz. Girişlerin ücretsiz olduğu Kadife Kale'ye Konak, Bornova, Gaziemir, Fahrettin Altay gibi ilçelerden taksi veya özel aracınızla ulaşabiliyorsunuz. Diğer sırada tarihi asansör var değerli arkadaşlar. İzmir'in Yahudi iş adamlarından Nesim Levi Mithat Paşa Caddesi ve Halil Rıfat Paşa semti arasında güzergahı kolaylaştırmak için bu asansörü inşa ettirmiş. Asansör inşa edilmeden evvel Halil Rıfat Paşa semtinde ulaşabilecek için 155 basamaklı bir merdivenden çıkılması gerekiyor. İki kule üzerinde asansörlerden soldaki buharlı, sağdaki ise elektrikli olarak inşa ettirilmiştir. 1985'te restorasyona giren asansörlerden ikisi o tarihten bu yana elektrikle çalışıyor. Konak, kay yürüme mesafesinde olan tarihi asansöre karşı yaka tarafından ulaşabilmek, vapur seferleri aracıyla Konak vapur iskelesine gelebilir. Kısa bir yürüyüş sonrasında asansörün bulunduğu noktaya ulaşabiliyorsunuz. Metroyu tercih edecekseniz 3 yoldan inip yaklaşık 15 dakika yürümeniz gerekiyor. Bunun yanında Konak'a giden her otobüs sizi tarihi asansöre ulaştırabiliyor. Asansörün tepesine çıkmak için girişte hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor. Sıradaki bir diğer arkadaşlar Alsancak Sevgi Yolu arkadaşlar. Farklı bir alemden gelmiş gibi olan bu yolun iki tarafında yol boyunca devasa palmiyeler uzanıyor. Yolun zemini rengarenk ışıklarla donatılmış ve Yeşilçam'ın büyük ustalarına saygı amacıyla hazırlanmış isim plakaları mevcut. Çok sayıda kitapçının ve takı, hediyelik eşya standartların bulunduğu Sevgi Yolu şehrin en hareketli noktalarından Alsancak Sevgi Yolu'na ulaşmak da bir hayli kolay. İzmir'in birçok bölgesinden kalkan otobüslerle Sevgi Yolu'na kolay ve zahmetsiz ulaşabiliyorsun arkadaşlar. Bir diğer yerimiz Kıbrıs Şehitleri Caddesi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin iki kız kardeşi gibi fakat İzmir'in sıcaklığıyla daha da seveceğim bir çehreye sahip. Bu cadde mevsim ne olursa olsun enerjisinden hiçbir şey kaybetmiyor. Birçok farklı türde mekanın bulunduğu cadde bir öğleden sonra arkadaşlarınızla buluşup kahve içebileceğiniz mükemmel mekanlar barındırıyor. Konak'ın Alsancak semtinde bulunan caddeye ilçe dışından Konak'a gelen birçok araçla ulaşmanız mümkün. Alsancak civarındaysanız işiniz çok daha kolay. Çünkü Alsancak semti bu cadde merkez alınarak oluşmuş. Semtteki Bornova sokağını takip eden yol üzerinde caddeye ulaşabiliyorsunuz. Crazy.
Bir diğer yerimiz arkadaşlar kordon boyu. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar geçen bir günlük sürede kordonun giydiği çeşitli giysilere şahit olacaksınız. İzmir'in sembolik noktalarından olan kordonda yeşil çimlerden mavi denizi seyretmek dünyanın en keyifli işlerinden. Kordon manzaralı bir akşam yemeği ile bu keyfi katmerlendirebilirsiniz. Alsancak semtinde bulunan kordon boyuna otobüs ve metro ile kolayca ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. You like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to. Merkezdeki bir diğer yerimiz İzmir Arkeoloji Müzesi. İlk olarak 1920'de Ayavukla Kilisesi'ne hizmete açılmış olan Arkeoloji Müzesi 1984'te hak ettiği bir müze binasına kavuşmuş. Konak Bahri Baba Parkı bünyesinde bulunan 5000 metrekarelik bu modern bina içerisinde binlerce yıl öncesinden yakın tarihe kadar hemen hemen her döneme ait eserleri görmeniz mümkün. Müzeye giriş 10 TL ancak müze kart ile ücretsiz gezebiliyorsunuz. Müzeye ulaşmak için konaktan geçen tüm ulaşım araçlarını kullanabiliyorsunuz. Bir diğer yerimiz arkadaşlar Sen Polikarp Kilisesi. Çankaya'da bulunan kilise İzmir'in en görkemli mabetlerinden biri. 1625 yılında inşa edilen yapı son restorasyonun ardından daha da göz önünde çıkan freskleriyle estetiğin zirvelerinde bir mimari yapı. İzmir'in hoşgörüsünü yaşayan en eski tanıklarından olan kilise dönem dönem ziyarete açılıyor. Şehirde oldukça merkezi bir konumda yer alan kiliseyi ziyaret edebilecek noktalar arasında. Kiliseye girişlerde ise herhangi bir ücret talep edilmiyor. Çankaya meydanının yanında bulunan kilise tarihi Kemeraltı çarşısına 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde. İzmir'in herhangi bir bölgesinde ise kiliseye en kolay ulaşım metro vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Çankaya metro durağında indikten sonra 200 metre yürüyerek kiliseye ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer yerimiz arkadaşlar İnciraltı. Yeşil ve mavinin uyum ve ahenk içinde olduğu incir altında 1980'li yıllara kadar denize girebiliyordu. Ve incir altı İzmir'in en rağbet görülen plajlarındandı. Maalesef bugün incir altında denize girilemiyor. Ancak şöyle temiz bir nefes almak isterseniz en doğru seçeneklerden biri kuşkusuz incir altı. Birçok kafe ve eğlence mekanında bulunduğu incir altında yolunuz düşerse midye dolmasının tadına mutlaka bakmalısınız. Bu arada İnciraltı kent ormanına giderek denize nazik piknik yapılabilir ve mangal yakabiliyorsun arkadaşlar. Balçova'da bulunan İnciraltı'na İzmir'in birçok bölgesinden otobüs ulaşmanız mümkün. Ayrıca İnciraltı Adnan Menderes Havalimanı'na sadece 15 dakikalık bir uzaklıkta yer alıyor. Şayet İnciraltı'na deniz yoluyla ulaşmak isterseniz Üç Kuyular ve Bostanlı arasındaki vapur ve deniz otobüsleriyle İnciraltı'na ulaşabiliyorsunuz. İkinci bölüme geldik arkadaşlar. İzmir'in çevresinde ve ilçelerinde gezebileceğiniz yerler arkadaşlar. Nerelere gidilir, neler yapılır? Everybody now.
Birinci sırada tabii ki Efes antik kenti vardır arkadaşlar. Kuruluşu tam olarak bilinmese de milattan önce 6000'li yıllarda kurulduğu düşünülen Efes antik kenti Helenistik döneminden Osmanlı'ya kadar geçen sürede her daim nefes almış bir yerleşim. Bu kadim şehrin Amazon olarak adlandırılan kadın savaşçılar tarafından kurulduğu ve tarihte ana tanrıçalar kenti olarak da geçen krallığın Apasat şehrine geldiği rivayet ediliyor. Her karışı tarihin ta kendisi olan Efes antik kentinde ön planda olan birkaç yapı bulunuyor. Bunlardan ilki Artemis Tapınağı, dünyanın 7 arkasından biri olan Artemis Tapınağı maalesef günümüze kadar korunamamıştır. Fakat tapınağın ne denli ihtişamlı olduğu 7 harikanın içerisinde derleyen Sidon'la anlayabiliyorsunuz. Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmek istiyorsanız öncelikle İzmir'e bağlı Selçuk'a ulaşmalısınız arkadaşlar. Selçuk'a demir ve karayolu ile ulaşmanız mümkün. Buradan oldukça sık olan seferlere antik kente ulaşabilirsiniz. Efes'e giriş 40 TL fakat müze kart ile ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz. Ne yazık ki Yamaç Evler ve Efes Müzesi ziyaretlerinde müze kart geçersiz. Efes Müzesi'ni 10 TL, Yamaç Evleri ise 20 TL giriş ücreti sonrasında gönlünüzce bu tarihi kenti gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer yer yine İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan 7 Uyuyanlar Mağarası değerli arkadaşlar. Efes Antik Kenti bünyesinde bulunan 7 Uyuyanlar Mağarası hem İslamiyet hem de Hristiyanlık için oldukça büyük öneme sahip. İslam'da Ashab-ı Kehf olarak geçen ve 7 kişinin bu mağarada 309 yıl uyuduğu rivayet ediliyor. Mağara her sene Müslüman ve Hristiyanlar tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor. Mağarayı ziyaret edebilmek için önce Selçuk ilçesine ulaşmak gerekiyor. Selçuk İzmir Basmane tren garından Aydın'a giden trenlerle İzmir otogarından kalkan otobüslerle ulaşabiliyorsunuz. Selçuk'ta ulaştıktan sonra şehir merkezinden kalkan minibüslerle mağaraya geçebiliyorsunuz. Yine Selçuk'tan bir yer arkadaşlar Meryem Ana Evi Kilisesi. İnanışa göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinden ardından Hazreti Meryem bu bölgeye gelmiş ve ömrünün sonuna kadar havari Yuhanna ile bu evde yaşamış. Selçuk'ta bulunan ev 1981'de gün yüzüne çıkartılmış ve 1950'de restore edilmiştir. Restorasyonlardan sonra Vatikan tarafından kutsal mekan olarak ilan edilen Meryem Ana Evi 1952'de Vatikan tarafından haç yeri olarak Hristiyan alemine duyurulmuştur. Buraya gitmek istiyorsan arkadaşlar Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'ne yine Selçuk'tan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. İzmir üzerinden kara ve demir yoluyla Selçuk'a ulaşabilir. İlçe merkezinden kalkan minibüslerle Meryem Ana'ya ulaşabiliyorsunuz. Meryem Ana Evi giriş ücreti 2018 yılı itibariyle 10 TL. Yabancı turistler için ise 25 TL. Şöyle de bir haber vereyim arkadaşlar. Bu saydığım yerlerle ilgili tek tek videomuz mevcut. Daha önce bunları hazırlamıştım arkadaşlar. Hem Efes videomuzu bir detaylı bir şekilde bilgilendirdik. Meryem Ana, Yedi Uyurlar, Şirince Köyü. Bununla ilgili detaylı videolar olduğu için oradan takip edebilirsin arkadaşlar. Efes'te gezilecek yerlerle ilgili. Yine bir diğer yerimiz yine Efes'te Selçuk Kalesi. İzmir'e bağlı Selçuk ilçesinde bulunan bu tarihi kale Efes Antik Kenti'nin ilk yerleşim yeri olan bölgede uzun süre kurulmuş. Kale yerli yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor. Kaleyi gezerken tarihi dönemler arasında bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Döşemeli taş sokaklar, sarnıçlar, surlar hepsi tarihe tanıklık etmiş kalıntılar. Selçuk Kalesi'nin surları Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerinden kalma izler taşıyor.
Ayrıca kale içerisinde bir de cami mevcut. Zirve noktasında ise eski bir kilise kalıntısı yer alıyor. Şehre hakim bir konumda yer alan Selçuk Kalesi'nin manzarası görülmeye değer. Kaleyi ziyaret edecekseniz fotoğraf makinenizi de yanınıza alın. Oldukça güzel kareler yakalayabilirsiniz. Selçuk Kalesi'ni ziyaret etmek için yine Selçuk'tan ulaşmalısınız. İzmir'e 82 km uzaklığındaki ilçeye Basmane Garı'ndan kalkan tren seferleri de otogardan kalkan otobüslerle ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer yerimiz yine Selçuk'tan arkadaşlar, Şirince köyü, dünyaca ünlü. Yıllardır bolca ziyaretçisi bulunan köy asıl popülaritesine 2012 yılında kavuştu. Maya takvimine göre kopan kıyamet sonrası dünya üzerinde canlı kalacak tek yer olduğuna inanılan Şirince. Tabii yani tek yer dediğimiz Türkiye'den tek yer. Bunun dışında iki yer daha var arkadaşlar. Biri Fransa'da da bulunuyor. Evet. O tarihten bu yana ziyaretçi sayısını her yılda daha da arttırmış. Köyde iki Rum kilisesi bulunuyor. Bunun yapımında evler birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edildiğinden köyün farklı bir çevresi mevcut. Dar ve taş köşeli sokaklar beyaz evleriyle Şirince'nin farklı atmosferi misafirlerini içine çekiyor. Yolunuz düşerse köye özgü Şirince şaraplarından da alabiliyorsunuz. İzmir'den Şirince köyüne ulaşabilmenin birkaç yolu mevcut. Öncelikle Selçuk'a 9 km uzaklığındaki köye ulaşmak için İzmir'den Selçuk ilçesine, buradan da kalkan minibüslerle Şirince'ye ulaşabiliyorsunuz. Bunun yanında İzmir'den Selçuk'a İzban ya da tren yoluyla ulaşıp ilçe merkezinden kalkan minibüslerle Şirince köyüne de ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer yerimiz Pitane Antik Kenti'dir arkadaşlar, İzmir'den. Aliağa ve Bergama ilçeleri arasında bulunan Pitane Antik Kenti senenin hemen hemen her döneminde oldukça yoğun ziyaret edilen bölgelerden, yerli turistler kadar yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği antik kenti gezi rotanıza ekleyebilirsiniz. Antik kente ulaşmayı sağlamak için İzmir otogarından Aliağa'ya ve Bergama ilçelerinden birine giden otobüsleri kullanabiliyorsunuz. İlçe merkezlerinden kalkan otobüslerle de antik kente ulaşmanız mümkün. Bir diğer yerimiz Alione Antik Kenti arkadaşlar. İzmir ilçelerinden olan Bergama'da yer alan antik kent asırlar boyu birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmasından ötürü adeta tarihi bir hazine. Prehistorik dönemden Bizans'a kadar geçen süre boyunca her zaman canlı ve yaşayan bir merkez olan antik kenti diğerlerinden ayıran en önemli temel özelliği ise termal bir bölgeye konuşlanmış olması. Antik kentteki en dikkat çeken kalıntı ise 3 katlı inşa edilmiş ılıca. Bu ılıca aynı zamanda oldukça önemli mozaikler de barındırıyor. 2011 yılında bulunan barajın sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan antik kenti ziyaret etmek için biraz acele etmeniz gerekiyor. Bergama ilçesinde bulunan antik kente ulaşmak için İzmir otogarından kalkan Bergama otobüslerini kullanabiliyorsunuz. Yine bir diğer yerimiz Nebiler Şelalesi değerli arkadaşlar. Dikili'de bulunan ve Nebiler köyünde yer alan şelale uluslararası bir üne sahip. Özellikle yaz aylarında yerli turistin yanında çok sayıda yabancı turist de ağırlıyor. Şelaleyi bu kadar popüler kılan etmen ise yakınlarında bulunan ılıcalar. Ziyaretçiler trekking parkurlarında doğayla iç içe bir yürüyüşten sonra ılıcalarda yüzerek tüm yılın stresinden kurtuluyor. Şelale bölgesine özel aracınızla gitmek için 10 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak içeride 30 TL ve üzeri harcama yaptığınız takdirde 10 TL geri veriliyor. Dikili ilçesi sınırlar içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi'ne ulaşabilmek için yine İzmir otogarından saat başı kalkan Dikili otobüslerini kullanabiliyorsunuz. Bir diğer yerimiz arkadaşlar Bozdağ Kayak Merkezi. İzmir her ne kadar sıcak bir çevreye sahip olsa da bir günde 4 mevsimin yaşanabildiği şeylerden aslında. Bazı dönemlerde Bozdağ'da kayak yaptıktan sonra sahile inip yüzmeniz mümkün. Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'da
Enfes bir kış tatili sizi bekliyor. Kış aylarında en az 1 metre olan kar kalınlığından ötürü Bozdağ'a ulaşım biraz zor olsa da tatilinizi yaparken bu zorlukları çok çabuk unutacaksınız. Ayrıca Bozdağ'ın eteklerinde bulunan Kırkoluk Çeşmesi'nden o nefis suyun tadına bakabilir. Etrafta kurulan pazarda doğal tereyağı, bal ve benzeri birçok ürünü alma şansını yakalayabiliyorsunuz. Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'a ulaşmak için İzmir'den kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz. İzmir'e 110 km uzaklığındaki Bozdağ Kayak Merkezi'ne özel aracınızla da ulaşmanız mümkün. Yine bir diğer yerimiz Gölcük Ehlası arkadaşlar. Sakin ve adeta gizli bir cennet olan Gölcük, Ödemiş ilçesinde bulunuyor. Birçok medeniyete ev sahipliği de yapmış olan bu topraklar İzmir'in en güzel manzaralarından bir demeti de size vermeye vaat ediyor. Her mevsim ayrı bir renge ve güzelliğe bürünen Gölcük yaylasına mutlaka ziyaret etmenizi öneriyoruz. Yaylaya yolunuz düşerse alabalığını da mutlaka almayı unutmayın. Gölcük'e ulaşmak için İzmir merkezinden kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz. İzmir dışında bir yerden geliyorsanız Ödemiş ilçesine gelip buradan Gölcük'e ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer yer arkadaşlar Karaburun Yarımadası. Kadim yerleşim yerlerinden olan Yarımada ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin izlerini günümüze kadar koruyabilmiş. Tarih ve doğanın sükunet ve dinginlikle harmanlandığı Karaburun'da güzel ve sakin bir tatil geçirebilirsiniz. Karaburun ile İzmir arası yaklaşık 114 kilometre. Karaburun'a özel aracınızla gidebiliyorsanız Çeşme yolundan, otoyolundan Karaburun'a dönmeniz gerekiyor. Otobüs ile gitmek isterseniz Üçkuyular Otogarı'ndan Karaburun'a giden araçları kullanabilirsiniz. Yine bir diğer yerimiz arkadaşlar İzmir Kuş Cenneti. 205 kuşun yaşadığı doğal park Çiğli'de bulunuyor. Parkta yoğun olarak flamingo ve tepeli pelikanlar göze çarpıyor. Göç mevsimlerinde 50 bin kuşun ziyaret ettiği 8 bin hektarlık doğal park doğa severler için bulunmaz mekanlardan. Göç zamanlarında kuş cennetine ziyaret ederseniz yanınıza fotoğraf makinenizi almayı unutmayın. Zira bu kadar farklı türdeki kuşu başka yerde fotoğraflama şansınız pek bulunmuyor. İzmir Kuş Cenneti'ne özel aracınızla ulaşmak için Karşıyaka sahilinden Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru ilerleyip sanayinin yanından tabelaların olduğu yere dönmeniz gerekiyor. Toplu taşıma ile ulaşmak isterseniz İzmir'den kalkan 751 numaralı Esot'u kullanabiliyorsunuz. Bir diğer yerimiz arkadaşlar Homeros Vadisi. İzmir Belediyesi'nin çalışmalarının bir sonucu olan Homeros Vadisi içerisinde yapay göller, yürüyüş ve piknik alanları barındırıyor. İzmirlilerin hafta sonu kaçamağı mekanlarından olan Homeros Vadisi'ne yolunuz düşerse burada bulunan Homeros Mağarası'nı da ziyaret edebilirsiniz. Bornova ilçesine 9 km uzaklığında olan Homeros Vadisi'ne ulaşabilmek için özel aracınızı kullanabilirsiniz. Bunun yanında şehir içi araçların da Homeros Vadisi'ne gidenler mevcut. Bir diğer yer Karagöl'dir arkadaşlar. Karşıyaka'ya yarım saat uzaklıkta olan Karagöl gizli kalmış bir cennet adeta. Orman içerisinde yer alan Karagöl doğal güzellikleri misafirlerini adeta büyülüyor. Hafta sonu piknikleri için ilk sırada yer alan mekan haftanın tüm stresini unutturacak cinsten. Bunun yanında orman içerisinde kamp yapma imkanı sunan Karagöl'e giriş ücretleri 16 TL, yayalar için ise 4 TL. İzmir'in Menemen ilçesine giden toplu taşıma araçlarıyla Karagöl'e ulaşmanız mümkün. Bir diğer yer Foça plajı değerli arkadaşlar. Yemyeşil dağlar ile berrak deniz arasında upuzun altın renkli bir kumsala sahip olan Foça plajı İzmir'in denize girilebilecek en güzel plajlarından. Foça plajında kulaç atmak ve yaz aylarına yapabilecek en keyifli aktivitelerden biri. Sakin ve keyifli bir tatil geçirmek istiyorsanız Foça plajı tam size göre.
Aradığınız her şeyi bulma imkanınızın olduğu Foça plajı gezi rehberinize mutlaka eklemeniz gerekmektedir. Foça plajına ulaşabilmek için öncelikle İzmir otogarına ulaşmanız gerekiyor. Buradan Foça'ya çok sık otobüs seferleri mevcut. Yine İzmir'in bir diğer yeri arkadaşlar Çeşme Yarımadası. İzmir'in en gözde tatil mekanı olan Çeşme her yıl yaz aylarında ünlüler ve tatilcilerin akınına uğruyor. Çeşme'den bahsetmeden önce berrak denizi, koyları, plajları, su sporları, alaçatılı renkli evleri ve sokaklarıyla başlamamız mümkün. Bembeyaz bir kumsala sahip olan Ilıcalı plajı Çeşme'nin en güzel plajlarından. Ilıca plajından batan güneşi izlemek ise başlı başına bir zevk. Fakat İzmir'in Çeşmesi, Çeşme'nin de Alaçatısı ünlü. Alaçatı sokaklarında yürürken kendinizi farklı zaman diliminde hissetmeniz olası. Renkli evleri, dar sokakları ve daim duyduğunuz deniz kokusu ile Alaçatı bir masal ülkesi. Yolunuz Alaçatı'ya düşerse meşhur Damla Sakızlı muhallebesini mutlaka tadın. İzmir'e 86 kilometre uzaklığındaki Çeşme'ye otobanı kullanarak ulaşabiliyorsunuz. İzmir'den de özellikle yaz aylarında Çeşme'ye bu sefer üzerinde otobüsler mevcut. Bir diğer yerimiz arkadaşlar Urla. İzmir'in uysal çocuğu olan Urla son yıllarda Çeşme'nin kalabalığının gittikçe artmasıyla sakin bir tatil isteyenlerin ilk adresi haline geldi. Üzüm bağları, eski medeniyetlerin izleri, denizi, kumsalları, engin arı ile Urla keyifli gezintilerin yapılabileceği İzmir'in sadece 38 kilometre uzaklığında bir ilçe. Bunların yanında Urla köyleri de oldukça ünlü. Balıklıova, Barbaros, Özbek, Bademler Urla'nın en bilindik köylerinden. Tipik bir balıkçı köyü silüetindeki Özbek köyü mutlaka uğralması gereken yerlerin başında yer alıyor. Bademler köyü ise bünyesinde kendisine ait bir tiyatro bayındıran ilk köy olma özelliğine sahip. Urla'ya Mayıs ayında yolunuz düşerse enginar festivaline de başka hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz enginarı boyozlu tatma fırsatı yakalayabiliyorsunuz. İzmir'den Urla'ya ulaşabilmek için Fahri Altay metro durağından kalkan 725 numaralı Esot'u kullanabiliyorsun arkadaşlar. Yine bir diğer yer İzmir'in Seferihisar arkadaşlar. Tarihteki 12 İyon'dan biri olan Seferihisar İzmir'e yaklaşık 47 kilometre uzaklığında. Ayrıca Türkiye'nin ilk Sitalov şehri yani sakin şehri ünvanını da alan Seferihisar bu bakımdan sakinlik arayan tatilcilerin uğrak yeri. Seferihisar'ın bir sığınak niteliğinde olan köye bu sebepten Sağcık adı verilmiş. Balıkçılar adlandırmış bu ismi. Seferihisar sahilinde harika bir gün batımı manzarası sizleri bekliyor. Limanı çepeçevre saran kale içindeki köyün ve dar sokakları şahsına münhasır mimarisi mutlaka ziyarete değer. Sağcık'ta yer alan Sağcık Kalesi kanunun emri üzerine yaptırılmış. Ayrıca Teos Antik Kenti ve Dionos Tapınağı'nı da Sağcık'tan kalkan dolmuş seferleri kullanarak ziyaret edebiliyorsunuz. Seferihisar'a gitmişken Seferihisar gözlemlesini yemeden dönmemenizi tavsiye ediyoruz. İzmir'den Seferihisar otogardan kalkan otobüslerle 730 numaralı Esot kullanarak ya da İzban'la Cuma Ovası istasyona ulaşıp buradan 829 numaralı Seferihisar aktarma otobüsüyle ulaşabiliyorsun arkadaşlar. Yine bir diğer yerimiz Tire. Aydınoğulları Beyliği'nin başkenti olan Tire geçmişte oldukça önemli konuma sahip. İlçede birçok tarihi mevcut. Yavukoğlu Külliyesi mimarisindeki akustik sistemlerle ülkemizdeki sayılı yapılardan tarihi Ali Paşa Hanı ise bugün hala kullanılıyor. Bunun yanında Tire, Urgan'ı ve Keçecesi'yle de oldukça ünlü. Tarihi çarşılardan bu zanaatların son ustaları her sabah dükkanlarını aynı şevkle açıyor. Tire yolunuz düşerse
Dere Kahve'ye de mutlaka uğrayın. Burada altı kilise, üstü cami olan bir yapı ve nefis bir doğa sizleri bekliyor olacaktır. Ayrıca meşhur Tire köftesini de mutlaka tatmanızı tavsiye ediyoruz. Tire, İzmir'e yaklaşık 90 kilometre. İzmir otogarından kalkan Tire otobüsleri ve Basmane garından kalkan tren seferleriyle Tire'ye ulaşmanız mümkündür arkadaşlar. Bu kadar değerli arkadaşlar. Daha birçok yer var ama emin olun mümkün olduğunca kısa ve özet tutmaya çalıştık. Ancak İzmir bambaşka bir yer. Çok büyük, çok gelişmiş. Turistik yerler açısından 2 numara arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.